Ben de hayatı götürürüz o tek tüpü. O yarım tüpü de bağlarız aygaza. Derin içinde gaz var, onu bitirince onu da getireceğim derim hanıma. Anlıyor musun adamı? Telefonda bile söyleriz. Çünkü suyu da onlardan alıyoruz biz, tüpü de onlardan alıyoruz. Doğru. Onun için kırmazlar bizi yani. Çamaşır makinesi eski ama gürt gürt sallanır bazen. Evet. Onu da götürür bazen. Bizde traktör de var, araba da var. Yani geçen bir ara gördüm. Traktörsüz duramıyor. Hayatı ben... 10 yaşındaydı. Aldık ilk büyük enter aldım. Ha. Onu sürüyordu. İşe giderdi onunla. Koca enter. Ondan sonra 2 tane Ferguson aldım. Biri 165'likti, birisi 35'lik. Evet. 35'lik çok hoşuma gitmişti benim. Hiç yakmıyordu mübarek ya. O 240'lar falan çıktı, 275'ler. Onlar varken ben aldım 35'lik. İkinci el aldım. Sonra sondaj makinesi yaptırdık bir tane. O 35'i onun için sattım. Sondaj sonra, ne oluyor? Su mu çıkarıyor mu? Çıkarabiliyor mu var o makine? Bizim elimizde bir makine var şimdi daha. Sondajda nasıl çıkıyor? Şimdi sondaj işi böyle tabaka tabaka. 20 metrede, 40 metrede biz onları böyle ikide bir elimizi sokup suya bakıyoruz. Kum nerede çıktığı zaman kum çakıp oralarda su var. Mesela makinenin böyle girişinden de anlıyoruz. Ya kil diyoruz ya kum diyoruz ya hemen böyle 10 dakika içinde çıkarıyor biliyor musun? Ağzı böyle kürekle kum atardı kum kürekle. O bol solan yerler. Ondan sonra bunu deldikten sonra güzel bir daha tekrar bunu şey yapıyoruz mesela 100-150 metre 150 metre falan yaptık bu zamanda. Kumaşlıyoruz. Etrafına çakıl atıyoruz. Evet. Ondan sonra dalgıç motor atıyoruz içine. Biliyor musun dalgıç motor? Vallahi. Böyle uzun motorlar. Bu şeyler. Evet. İnce uzun oluyor böyle. Evet. Ondan sonra böyle suyu bol olan yerde var. Böyle su çıkardığımız zaman insanın içine böyle bir ferahlık geliyor biliyor musun? Hatta burada Çavdar onun bekçisi vardı. İlk sene bir sondaj kaldık ona. Çocuk böyle tokat. Şimdi yanımızda şey yapıyordu işte, canı sıkılıyordu falan. Bir suyu çıkardık, suyu gördü. Sadık şunu getir diyemiyordum. Ayakları kıçına vuruyordu gider koşarken. O kadar sevindi ki o kadar oluyor suyu olunca. Ben de çok sevindim. İçimi böyle sanki suyu başladık akıtmaya, motoru koyup da. Partiyle falan mı uğraşır dediniz? Parti? AKP'yle falan. Bir yandan da böyle... Yok. O emekli olduktan sonra ben şey yaptım. İki sene, 2,5 sene mahalle başkanlığı yaptım. Bizim hanım da kadınların mahalle başkanıydı. Ondan sonra baktık ki orayı çağırlar, burayı çağırlar. Hiç 1 lira para vermiyorlar. Her birey harca. Yok, millete şey dağıtacağım, kahve dağıtacağım, koli dağıtacağım. İnanır mısın? Kendimi ayırmazdım, el eleme götürdüm. Kendi arabamdan gittim. Nerede bu işten? Çekmeceden. El eleme 20 tane harcarsa 3 tane de bir de başkalarına ayırmak lazım. Ya, başkalarına ver. En sonunda ben dedim yapmayacağım. Bu şey değişti dedim. İlçe başkanı değişti. Bir de ben de dedim değişeceğim. Ben gelmeyeceğim. Yerime alacağım. Sonra gene bizim akraba şey yaptı. Ahmet Altunsu. Ben Ahmet çok işler. O Altunsu. Ahmet'in yerine Ahmet bırak. Şey yaptı.
inşallah. Hayırlı olsun. Tamam. Amin. Muhakkak aldı yürüdü gibi yazıyor. Çok çok. Maşallah. Yani ya bu hükümet bizim ne kadar zenginmiş de ne kadar geriden gidiyormuş. Mübarek yoldur, moldur, bilmem nedir. Bak, ben denizin altına şey yapmak ne demek ya, bu para parayla olan bir şey. Valla Türkiye'nin her yanına yol oldu. Yol oldu tabii ya. Bak şimdi siz ileride görürsün, ilk geldiğinde öyle diyordu hani. İleride şey olur, hakikaten de oluyor gibi yapalım. Şimdi AK Parti'de yiyicilik yok. Çalışma var. Şimdi adam ihale almış. Tabii para kazanacak ya. İş yapıyor adam değil mi? Onu şimdi şey yapıyorlar şimdi işte. Yok yancılar ne verdi, yok bilmem neye verdi. Ya sen de git.